Hanımefendi, doğum günü pastanız hazır. Çok teşekkür ederim. Buyurun, mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Ne güle. Merhaba Betüş. Ne o, küs müyüz yoksa? Üzgünüm ama kocamın kalbini kıran bir adama merhaba diyemem. Patronla eleman arasında olur böyle şeyler. O kadar büyütme, alışın artık buna. Alışalım mı? Siz kocamı küçümseyeceksiniz, ona beceriksiz diyeceksiniz. Biz de bu duruma alışacağız, öyle mi? Aynen öyle. Sadık nerede? Eski alışkanlıklarını terk etti. Kendine yepyeni bir iş arıyor. Bulamaz. O beceriksiz tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine bizim kürkçü dükkanı ya. Size öyle geliyor Umur Bey. Sadık hayatının sonuna kadar işsiz de kalsa size yeniden geri dönmeyecek. Ayrıca kocama da beceriksiz demeyin. Haklısın ama ağız alışkanlığı işte, ne yapayım? Tamam. Dün evet Sadık'a karşı biraz fazla ileri gittim. Telefonlarıma çıkmıyor. Sen ona söyler misin? Onu tekrar işe almak istiyorum. Dünkü müşteri Sadık kırdığı için parfümü test edemedi. Ama etrafa yayılan kokusuna bayılmışlar. Yeniden denemek istiyorlar. Formülde bir tek Sadık da var. Yani Sadık olmazsa bu işi alamayız. O zaman niye daha becerikli birini işe almıyorsunuz Umur Bey? Aman, kalbimi kırıyorsun Betüş. Bak ciddiyim, ona bir özür borçluyum. Tamam. Bana çiçek getirip beni ikna edeceğinize akşam eve gelin de kocacığımdan özür dileyin bakalım. Sizi affeder mi bilemiyorum tabii. Tamam, peki bak bu olabilir işte. Ben geldim. Ayrıca ben bu çiçekleri sana değil, annene almıştım. Duduş. Of, işte her şey böyle anneciğim. Vah vah vah. Sadık'ın işsiz kalmasına çok üzüldüm. Ay şimdi ne yapacağım onu bilemiyorum. Sakın Sadık'a sihirle iş bulmaya kalkma da ne yaparsan yap. Ay anne, hiç öyle bir şey yapar mıyım? Bu hem kendimi hem de Sadık'ı kandırmak olur. Aferin benim dürüst kızım. Ama şu adamı şimdi bir ineğe çevirmemek için kendimi zor tutuyorum. Dua etsin de kafe dar. Umur hiç de öyle biri değil. Çok tatlı, zeki, yakışıklı. Anne, yani şu adama nasıl aşık olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Onun yüzünden çocuklar bana küstü. Kardeşlerini şimdiden sevmiyorlar. Hatta Sadık'la ben bile doğacak bebeğimiz için yeteri kadar sevinemedik. Bütün bunlar bir sınav Betüş'cüm. Sana çok kereler söylediğim gibi bir faniyle yaşamanın zorluğunu anlayacaksın. Artık karar senin. Ya bu çocuğu aldırır, bir baltaya sap olamayan kocanı boşar, anacığının sıcak kollarına koşarsın ya da bu eziyeti çekersin. Anne. Umur'u daha fazla bekletmeyeyim. Sonra görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.